Samimi Analiz'den herkese merhaba değerli izleyenler. Evcil hayvanlara mikroçip takılması zorunluluğu kapsamında yılın son günlerine doğru kafalar biraz karışık. Veteriner Hekimler Derneği Başkanı Gülay Ertürk sorularımızı yanıtlayacak. Merhaba Gülay Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederiz katıldığınız için. Bir kedi sahibi olarak aslında şu soruyla başlamak istiyorum. Mikroçip takılması zorunluluğu uygulamasının süresi uzatılacak mı yoksa uzatılmayacak mı? Sayılı günler kaldı. Beklentimiz bu yöndeydi tüm veteriner hekimler olarak. Ancak senenin bitmesine 3 gün kala henüz bakanlıktan bizlere gelmiş herhangi bir bilgilendirme yazısı yok. Şu an itibariyle uzatılmaya ilişkin herhangi bir bilgimiz yok. 31 Aralık 2022 son tarih olarak önümüzde duruyor hala. Aynı zamanda mikroçip bulunamıyor. Yani Tarım ve Orman Bakanlığı'na da soruyoruz ya da özel veteriner hekimlerle de konuşuyoruz. Mikroçip bulunamıyor. Bu durumda hayvan sahiplerinin nasıl bir yol izlemesi gerekiyor? 2022 tarihi mikroçip taktırma konusundaki son tarih. Hem de elimizde bu anlamda mikroçip yok. Dolayısıyla kedi ve köpek sahipleri zor durumdalar. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın serbest veteriner kliniklerine de herhangi bir bilgilendirme, daha doğrusu bir beyanname bırakmaları koşuluyla bu mikroçip taktırmamaya ilişkin doğacak cezai müeyyideden muaf tutulmalarıyla ilgili bir bilgilendirme oldu bizlere. Kedi ve köpek sahipleri eğer 31 Aralık 2022 tarihine kadar mikroçip taktıramamış iseler, ki çoğunluğu da taktıramadı. Taktırmak için de başvurduklarında mikroçip yok deniyor. İzleyecekleri yol şu: ya bağlı bulundukları ilçe tarım müdürlükleri ya da il tarım müdürlüklerine ya da kendi veteriner hekimlerinin kliniklerine ıslak imzalı beyanname bırakmaları söz konusu olduğunda 2023 yılında kendilerine herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak. Öte yandan da aslında çok fazla soru işareti var hala. Endişeler söz konusu. Hayvanların canı acıyacak mı? Sağlık problemi doğurması söz konusu olabilir mi? Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, böyle bir endişe var. Ben serbest çalışan bir veteriner hekimim. Özel klinisyen bir veteriner hekimim ve bu tarz sorularla çok karşılaşıyorum. Bazı hasta sahiplerim yaptırmaktan da özellikle çekiniyorlar. Çünkü bu nihayetinde vücuda implante edilen bu mikroçipin kedisine veya köpeğine zarar vereceği endişesi içerisinde. Tabii bu anlamda bu mikroçip biyo uyumlu, yani vücut için vücuda zararı olmayacak bir materyal sonuç itibariyle ve yapılan işlem çok büyük bir can yanmasına sebep olabilecek bir işlem değil. Daha kalın uçlu bir iğne yapıldığını varsayın. Böylesi bir işlem. Mikroçip uygulaması sırasında herhangi bir anestezik uygulama yapmıyoruz. Yani bir ameliyat yapar gibi bir işlem yapmıyoruz. Sadece yapılacak uygun olan bölgesine, bu işte arka bacak derisi olabilir veya iki omuz ortası olabilir veya göğüs deri altı olabilir, yapılacak olan bölgesine kalın uçlu bir iğne enjekte etmek gibi bir şey. İşin genelini ifade edecek olursak vücuda herhangi bir zararı söz konusu değil. İğne sırasında belki sıkıca tutmak gerekiyor hastayı. Canı yanıp da o enjeksiyon sırasında herhangi bir şekilde bir farklı reaksiyon göstermesin diye. Onun dışında korkulacak bir işlem değil. Kedi köpek sahipleri bu anlamda rahat olabilirler. Hayvanları sevmemiz ve onları sahiplenmemiz çok güzel, fakat bazı durumlarda insan sağlığına da etki edebilecek sıkıntılar yaşanabiliyor. Bu konuda söylemek istediklerinizi de alabilir miyiz? Aşılamalarının düzenli olarak yapılması, bunlar kedi köpek sahiplerinin sorumluluklarında. Çünkü onlardan insanlara geçebilen hastalıklar da var. Örneğin en basitinden bir örnek verecek olursak, bugün ülkemizde karaciğerde kist yapan bir parazitle ilgili
bir çalışmanın sonuçlarına değinmek isterim. Türkiye'de 1/6 oranında kistidatik vakası yapılmış bir çalışma sonucu olarak ortaya konmuş. Yani bu neredeyse 100-150 kişide bir karaciğer kistine sebep olabilecek parazitle karşı karşıyayız demek. Şimdi bu parazitin en büyük sorumlusu özellikle köpekler. Dolayısıyla yedirdiğimiz gıdadaki hijyenden antiparaziter ilaçlarına kadar gerekli sorumlulukları almazsak evimizde bu hayvanlara bakalım güzel ama öte yanda da kendi sağlığımızı riske atmış oluruz. Dolayısıyla tüm aşılarını, antiparaziter ilaçlarını, tüm bakımlarını üstlenerek bu hayvan sevgisini doya doya yaşamak lazım. Yoksa kendimiz hasta olabiliriz. Bu çok önemli ve çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Gülay Ertürk konuğumuzdu. Bugünlük yayınımızın sonuna geldik. Güncel videolarımızı ve değerli konuklarla sohbetlerimizi kaçırmamak için bizi takipte kalın. Şimdilik hoşça kalın.